Herkese tekrardan merhaba arkadaşlar. Yeni video ile karşınızdayım. Bugünkü videomuzun içeriği Product Reviews eklentisi nasıl kurulur? Bundan bahsedeceğim. Yani ürün incelemeleri, Ürüne yorum yapma alanı nasıl eklenir? Shopify'da bundan bahsetmiş olacağım. Bunu göstermiş olacağım. Bu soruyla ilgili de bu hafta 2-3 arkadaşımız aynı anda bu soruyla ilgili hocam işte ürünlere yorum ekleme, işte yıldızlı yorum ekleme alanı eklemek istiyorum. Nasıl yapabilirim? Normalde Shopify'in bazı temalarında bunlar direkt sistem olarak entegreli bir şekilde geliyor olabilir. Veya aldığınız premium temalarda bu olabilir. Ekstradan da bununla ilgili bazen bu tarz bir sistemin olmadığını görebilirsiniz. Peki bunu nasıl ekleyebilir? Hemen video içeriğimize geçelim. Video içeriğine geçmeden önce de kanala abone olmayı, videoları beğenip paylaşmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi video içeriğimize geçelim. Öncelikle uygulamalar, buradan önerilen uygulamalar, buradan da daha fazlasını görüntü, görüntüde diyorsunuz. Görüntü dedikten sonra sizin Shopify mağazanızın uygulama ekleme alanı gelecektir. Buradan Product Reviews diyoruz. Buradan Shopify'in kendi eklentisi var arkadaşlar onu bulmaya özen gösterin diğer gördüğünüz gibi birçok eklenti var onları da kullanabilirsiniz ama ben ekstradan Shopify tarafından yüklenen Shopify'in kendi ürün inceleme eklentisini kullanıyorum sebebi de hem ücretsiz hem de gayet basit bir sistem bu eklentiye tıklıyoruz eklentimizi ekle diyoruz buradan bizden mağaza ismini istiyor siz de istemiyor da olabilir arkadaşlar. Siz buradan daha fazlasını görüntüle deyip gittiyseniz istemezler büyük ihtimal. Ben mağazamızın linkini yapıştırdım. Buradan bize yetkinlik istiyor. Evet uygulamayı yükle diyoruz. Okey uygulamamızı Normalde tabii ben öncelerden büyük ihtimal kurmuş olabilirim. Normalde direkt bu ekranın gelmemesi lazım arkadaşlar. Ben yani şu an dikkatimi çekti çünkü. Sizde 3-4 adımla next 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 diyerek yani ileri ileri diyerek adımları tamamlayabileceğiniz bir sistem gelmesi lazım. Ben de şu an gelmedi. Büyük ihtimal önceden yüklemiş olabilirim. Buradan settings ayarlarımı tıklayarak enabled evet. Buradan iptal etmiyorum. O şu an aktif. Çok güzel. Tamam. Buradan tema rengini mi alsın yoksa custom bir renk mi vermek istiyorsun star ikonlarına? Diyelim tema rengi seçelim şu an örnek görüyorum. Buradan rengini ve dilini komple sitenize uygun yapabilirsiniz arkadaşlar. Ekstradan maillere pardon gelen yanıtlara mail atmak vesaire bunun gibi cevap vermek istiyorsanız bu tarz özellikleri de tanımlayabilirsiniz. Sonradan bunu seviyorsunuz. Sev diyelim şöyle. Şu an bizim aslında eklentinin ayarı ile işimiz bitti. Bazı arkadaşlar eklentiyi kurduktan sonra hala aktif olmadığını söylüyor. Evet arkadaşlar, Shopify'de şöyle bir sistem var. Online mağazaya geldiğinizde kendiniz buradan eklenti üzerinden, pardon, tema ayarları üzerinden eklentiyi aktifleştirmeniz lazım. Normalde burada uygulamalara burayı düşer. Ama bu Shopify'in kendi eklentisi olduğu için düşmüyor. Ekstradan harici farklı order bir tane plugin falan eklenti kursaydınız sizin sisteminiz buraya düşecekti ve buradan aktif etmeniz lazım. E peki bizim şu an düşmedi ama ürünümüze tıkladığımızda da hala bir şey gözükmüyor. Neden? Arkadaşlar ürün sayfasından bunu gizlemiş olabiliriz ve tema ayarlarından bunu iptal etmiş olabiliriz. Şimdi her temadan temaya değişiyor bu arada. Biz ilk tema ayarlarına bakalım. Tema ayarlarımıza geldik. Buradan genel ayarlar sekmemize tıklayalım bakalım. Burada ne varmış? İnelim arkadaşlar aşağı doğru. E-mail marketing. Evet bakıyoruz bakalım. Burada gördüğünüz gibi yorum ayarı var. Biz order app yani başka plugin seçeneğini seçmişiz. Biz buradan Shopify'in kurduğumuz eklentisini seçiyoruz. Sizde bu yoksa order diyerek yine de kurumu devam edebilirsiniz. Biz order dedik ama yine gözükmüyor. Okey doğrudur. Buradan yine sayfa ayarlarımıza geliyoruz. Ve sayfa ayarlarımızdan gördüğünüz gibi buradan top description yani yorum ve ürün açıklama alanını kapatmışız. Biz bunları açalım. Şöyle tekrardan açalım. Şu an gördüğünüz gibi tüm sekmeler geldi. Tıkladığımızda da gördüğünüz gibi arkadaşlar yorum yapma alanı geldi. Ta ki biz bir de bunu canlıda test edelim. Şu an canlı sistemimize dönelim bir. Yani Shopify işte eklentiyi kurdum. Kurduktan sonra aktif oldu. İşte böyle bir sistem değil arkadaşlar. Yani kurduktan sonra bile eklentinin birkaç farklı yerde aktif olup olmadığını kontrol etmeniz lazım. Evet arkadaşlar şimdi de rastgele bir ürünümüze bakalım. Herhangi bir yorum vesaire yapabiliyor muyuz? Evet, ürün açıklamamız. Evet, gördüğünüz gibi yorum yapma alanımız gelmiş. Biz buradan test olarak bir yorum yapabiliriz. Ve yorumu gönder diyoruz. Gönderdiğimiz gibi yorum tabii sistemin otomatik olarak incelemesine düşüyor. Eğer bir küfür spam vesaire bir şey yoksa otomatik kendisi yayınlıyor da olabilir bazen. Siz ekstradan buradan uygulamalardan gördüğünüz gibi bizim şu an yorumumuz gelmiş gözüküyor. Sayfamızı tekrardan bir yenileyelim. Evet. Gördüğünüz gibi arkadaşlar yorumumuz gelmiş. 3 yıldız vermişiz aslında yorum yapma alanı eklemek bu kadar basit. Ta ki şu an arka planı gri gözüküyor. Bu tema ayarlarından istersen ben burayı şöyle beyaz da yapabilirim kötü durmasın diye. Ve ekstradan şurada açıklama kısmını kapatabilirim. Sadece yorum yapma alanı bıraktığım gibi şu şekilde kaydettim de tekrardan yenileyelim. Pardon. Tekrardan yeniliyorum. Evet gördüğünüz gibi arkadaşlar çok da gayet güzel durdu. Yorum yapma alanı eklemek bu kadar basit. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.